Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz attributive'ler. Attributive'ler arkadaşlar, adjective'lerin alt başlı olduğu için ilk önce adjective'in tanımına bakıp daha sonra attributive'lere geçelim arkadaşlar. Adjective'ler part of speech öğesinden olup pronoun ya da noun'ları modify eden, yani niteleyen bir öğedir arkadaşlar. A black bird. Peki black bir adjective'dir ve noun'u modify eden. Adjective'lerin yerine gelecek olursak before noun, after the verb, with the some words of the object, the plus adjective ya da after a noun. Burada en dikkat çekici olan arkadaşlar 5. öğemiz after a noun'da sonra, yani bir isimden sonra kullanılması durumu. Yani bazı özel phrase'lerde the people present, the night errant gibi sıfatlarımız isimlerden sonra kullanılabilmekte. Arkadaşlar syntactic function of adjectives başlığı altında attributive ve predicate'lar karşımıza çıkıyor. Predicate'ları daha önceki bir videomda anlatmıştım. Burada karşımıza attributive'ler çıkıyor. Attributive'leri anlatalım. Attributive arkadaşlar isimden önce gelip isimleri modifiye, yani niteleyen sıfat türüdür. Ya da bir determiner ve noun phrase arasında yer alan sıfat türüdür. İkinci tanıma açıklık getirirsek an interesting story. Burada arkadaşlar an determinerımız, story noun'umuz ya da noun phrase'imiz. Ve interesting de bizim attributive adjective'imizdir. Attributive adjective'ler 3 ana başlıkta inceleyebiliriz. Intensifying adjective, yani sıfatların isimlerini güçlendiren ya da düşüren. Limiter adjective, sıfatları belli bir kalıba, özel bir kalıba sokan attributive'ler. Ya da denominal'lar, yani isimden türeyen attributive adjective'lerimizdir. Intensifying dediğimiz zaman arkadaşlar, yani anlamını güçlendiren, yükselten ya da düşüren. Anlamını ya da etkisini, kelimenin etkisini yükselten ya da düşüren attribute türüdür arkadaşlar. Nedir bunlar? A certain winner gibi ya da pure fabrication, a real hero'daki gibi. Bunlar birer intensifying adjective ya adjective türüdür. Limiter adjective dediğimiz zaman arkadaşlar noun'u ya da noun phrase'i belli bir kalıba sokup belirli particular bir duruma getirmesi durumu nedir? Mesela the chief reason, the only occasion'daki gibi. Son olarak arkadaşlar denominal adjective dediğimiz zaman, denominal attributive adjective dediğimiz zaman karşımıza noun'dan türemiş sıfat türü gelir. Nedir bu? Criminal law. Crime bizim noun'umuz, criminal bizim adjective'imiz. Criminal law attributive adjective'imiz konumuna geliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.